Herkese tekrar merhaba. Yeni bir EKG videomuz var. Bu videoda birlikte bazı EKG örneklerini değerlendireceğiz. Daha çok örneği birlikte değerlendirebiliriz belki yeni videolarda. Eğer bu serinin devamını isterseniz, yorumlarda belirtirseniz devam edelim. Daha çok örneğe bakalım derseniz bakarız. Ayrıca videonun açıklama kısmında vereceğim mail adresine kendi değerlendirmesini istediğiniz EKG'leriniz varsa, tanısal anlamda değerli olduğunu düşündüğünüz ya da takıldığınız EKG'ler varsa bunları da atabilirsiniz. Değerlendiririz birlikte. Şimdi önce bu EKG normal bir EKG. Başta söyleyeyim çünkü normal EKG'yi değerlendirmek diğerlerine göre daha zor ve biraz daha uzun sürüyor. Öncelikle neye bakıyoruz normal EKG'de? Ritmi D2'de değerlendiriyorduk. Ritme bakıyoruz. Ara ara araları düzenleme. Bunlar ağır dalgaları. Ara ara aralıklarının yaklaşık olarak eşit olduğunu görüyoruz. Ara ara aralıkları eşit. Elimizde düzenli bir ritim var. Peki P dalgaları var mı ve morfolojisi nasıl? P dalgaları var. Morfolojileri normal. Her P'den sonra da QRS gelmiş gördüğünüz gibi. Dolayısıyla sinüs nodu kaynaklı normal bir ritmimiz var. Yani buna normal sinüs ritmi diyebiliriz. Bunun dışında neye bakacağız? QRS genişliğine bakacağız. QRS genişliği ortalama. Ortalama değil. Yani 3 küçük kareden küçük olmasını istiyoruz. QRS'in. Normal kalibrasyonda 10'a 25, 10 milimetre milivolt, 25 milimetre saniye hızla çekilmiş bir EKG'de 3 küçük kareden küçük olmasını istiyoruz. Yani 0, 12 saniyeden yani 120 milisaniyeden küçük olmasını istiyoruz QRS süresini. Bakalım. QRS'in başladığı yer bittiği yer. Burada iki küçük kare var. Dolayısıyla 3'ten küçük olduğu için QRS'imizde normal morfolojide dar bir QRS. Aberran ileti yok. QRS'lerin hepsi A ve noktan geçen iletilerden dolayı oluşmuş. O A ve noktan geçen iletiler sonucu oluşmuş QRS'ler. Bir ventriküler erken vuru baktığımızda uzun çekimde geniş bozuk morfolojide bir QRS göremiyoruz. Ventriküler erken vuru veya ventriküler bir ritim yok. Dolayısıyla bu normal sinüs ritmi. PR aralığına bakabiliriz. PR aralığı normalde 3-5 küçük kareydi. Şöyle yapalım. 3-5 küçük kareydi PR aralığı. Yani 0-12 0,20 saniye. 120-200 milisaniye. Buradan bakalım daha kolay olacak. P dalgasının başlangıcından QRS'in başlangıcına kadar olan geçen süreydi PR aralığı. Burada 1, 2, 3, 4 küçük kare var. Normal aralıkta 160 milisaniye 0,16 saniye. Yani bir PR aralığımız var. PR aralığının normal olması bize neyi gösterir? PR aralığının normal olması işte birinci derece AV blokta PR uzuyordu. AV blokta PR uzuyordu. Böyle bir durum yok. Her P'den sonra QRS de geldiği için düzenli olarak her P'den sonra QRS geldiği için ikinci derece ya da işte tam blok onlar da yok denebilir bu EKG'de. QRS'ler ayrıca dar olduğu için dal bloklarında da geniş QRS görülür. O yüzden burada bir dal bloğu da yok diyebiliriz. Baktığımız zaman özellikle V1, V2, V5, V6'da QRS morfolojinin normal olduğunu da görüyoruz. Bu bizi dal bloğundan da uzaklaştırıyor. Başka neye bakacağız? STT değişikliklerine bakacağız. Genel olarak şöyle baktığımızda bakın
T negatifliği yok. Bifazik T'ler yok. ST'ler izoelektrik hatta. Dolayısıyla bir ST elevasyonu ya da depresyonu gibi bir durum görünmüyor. Biraz burada hafif eleve gibi. Bu kafanızı karıştırmasın. V2'de, V3'te, hatta burada da vardı AVF'de vesaire. Hafif eleve gibi. Bu dikkat ederseniz böyle köşeli bir nokta var. Burada bir nokta var, bir köşe var. Bu J noktası. J noktasının elevasyonuna bağlı. Belinerken depolarizasyondan kaynaklı ST elevasyonu. Zaten reciprok vesaire de yok. T negatiflikleri veya bifazik T de yok. Bu da bizi bir koroner sendromdan infarktüsten uzaklaştırıyor. AVR'de normal olarak T dalgaları negatiftir. Burada da bir problem yok. Bir de aksa bakalım. Aksa baktığımızda D1'e bakıyorduk. İzoelektrik hat çizelim. Yukarısı pozitif, aşağısı negatif. Bir de AVF'ye bakıyorduk. İzoelektrik hat yukarısı pozitif, aşağısı negatif. D1'deki ARS belirgin olarak pozitif baktığımızda. AVF'de de baktığımızda belirgin olarak yine QRS pozitif. Her ikisinde de QRS pozitifse aksımız normaldi. Dolayısıyla burada aks açısından da bir problem yok. Bu EKG'ye normal bir EKG diyebiliriz. Şimdi ikinci örneğe geçelim. İsterseniz. Bu arada şeyi anlatmayı, kalp hızını hesaplamayı, onu zaten gerçi çoğumuz biliyoruz ama düzenli bir EKG'de, yani RR aralıklarının düzenli olduğu bir EKG'de işte 1500 bölü küçük kare, 300 bölü büyük kare hesabıyla hesaplanıyordu. Kalp hızı 60 ila 100 arası normaliydi, biliyoruz hepimiz zaten dakikada. Baktığımız zaman eğer tam olarak hızı hesaplamak istemiyorsanız, kabaca taşikardik mi, bradikardik mi demek istiyorsanız, düzenli bir ritmin düzenli olduğu bir EKG'de ventrikül hızını o şekilde tam olarak hesaplamak yerine bir fikir vermesi için bakmak istiyorsanız, her iki R dalgası arasında 3-5 büyük kare arası varsa hız normaldir. 3'ün altındaysa taşikardi, 5'in üzerinde bir mesafe varsa bradikardi denebilir. Burada ben zaman kaybı olmasın diye tam hız hesaplamayacağım. 5, 10, yani 1, 2, 3 değil, 3,5. Yani nasıl diyeyim, 5, 10, 14, 18 küçük kare var. İşte bu neydi? 1 büyük kare 5 küçük kareden oluşuyordu. 15 ila 25 küçük kare olmasını istiyoruz. Burada 18. Dolayısıyla her ikisinin arasında olduğu için kalp hızı normal hesaplamayacağım. Kabaca 20 dersek 75 gibi bir kalp hızı var. 75-80 arası bir kalp hızı var. Dolayısıyla burada da kalp hızı normal. Şimdi başka bir örneğe geçelim. Bunu silelim. Evet. Burada da dikkatimizi çeken ne var? Önce ona bir bakalım ama düzenli bir değerlendirmeye de çalışalım. Özellikle ritim açısından baktığımızda P dalgaları yok gibi görünüyor. P dalgaları gerçekten yok gibi görünüyor. Ama araları düzenli. Bu da bu EKG'yi atrial fibrilasyondan farklı kılıyor. Çünkü atrial fibrilasyonda RR araları düzensiz olurdu. Ama P dalgası yine görünmezdi. Başka neye bakıyoruz? P dalgası yok. PR'yi hesaplamadık. O yüzden P morfolojisine de bakamadık. RR aralıkları hıza bakalım. Hız artmış gibi görünüyor bu EKG'de. 5
Şurada 5 küçük kare var. Burada yaklaşık 3 var. Burada da yaklaşık 3 var. 13. 15 desek bile karpuzumuz 100 ediyor. Yani 100-110 arası bir karpuzumuz var. Çok hızlı da değil ama taşikardik. Bir taşikardi söz konusu. Şimdi bu ne tür bir taşikardi olabilir? Bir bakalım. QRS'ler nasıl? Genel olarak baktığımızda dar QRS gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım. 1, 2, 2,5 küçük kare kadar QRS süresi. Dolayısıyla ne demiştik? 3 küçük karenin altında olması gerekiyordu. QRS'lerimiz dar. Demek ki bu taşikardi ventrikülden kaynaklanmıyor. Ventrikülün üzerinde bir odaktan kaynaklanıyor veya birkaç odaktan kaynaklanıyor. Geniş değil çünkü QRS'ler. Dar QRS olduğu için ileti yine ventrikülün üzerinde bir odaktan AV noduttan veya AV nodunun üzerinde atriyumda veya belki sinüs nodundan kaynaklanıyor. Ama ve dar QRS'e sebep oluyor. Ama eğer bu sinüs nodundan kaynaklı bir şey olsaydı, taşikardi olsaydı biz P dalgalarını da görürdük. P dalgalarını da görürdük. P dalgaları da yok. Daha ayrıntılı bakalım şimdi de. Araları düzenli dedik. Arar düzenli. P yok. Aslında var. Onu daha sonra anlatacağım yine bu videoda. Bir taşikardi var. Başka ne var? Bir bakalım. STT değişikliği var mı mesela? Onlara bakalım. Genel olarak işte baktığımızda sanki böyle bir ST çökmesi var D2'de. Başka var mı? D1'de yok gibi görünüyor. AVL'de yok gibi gözüküyor. 3'te yok gibi gözüküyor. AVL'de bakın sanki bir ST elevasyonu var gibi. Bakın burada bir T negatiflikleri var. D1'de. Burada sanki ST depresyonu var gibi. 2-3'te. Vesaire vesaire 4'te. Şimdi buradaki T negatiflik pardon ST depresyonları taşikardiye bağlı. Taşikardi nedeniyle miyokardın oksijen gereksinimi artıyor. Bu oksijen gereksinimi sağlanamadığı için yüklenme bulguları oluşuyor. Yüklenme bulgusu derken kalp yetmezliği anlamında değil. Dolayısıyla geçici bir iskemi oluşuyor. İnfarkt değil. İskemi oluşuyor. Bu iskemiyi yansıtıyor bu ST depresyonları bize. Eğer bu hastanın kalp hızı normale dönerse muhtemelen ST depresyonları da normale dönecektir. Peki başka ne var? P dalgası yok demiştik. Acaba gerçekten yok mu? Bakın burada P dalgası diyebileceğimiz dalgalar var. Bunlar daha doğrusu pseudo ağır dalgaları deniyor bunlara. Yalancı ağır dalgaları. Ama aslında bunlar P dalgalarının yansıması. Çünkü bu EKG'de bir reentrant taşikardi var. Ventriküller retrograd olarak pardon özür dilerim atriyumlar retrograd olarak uyarılıyor. Retrograd olarak uyarıldığı için P dalgaları QRS'in içinde ya da QRS'ten sonra gelebilir. Dolayısıyla bu şekilde bir soda ağır dalgası dediğimiz dalgalar oluşabilir. Bakın şurada omuz gibi. Şurada. Şurada. Böyle sanki omuz gibi dalgalar var. Bunlar aslında pseudo ağır dalgaları. Özür dilerim. Ventrikülün
sinüs R dalgaları aslında P dalgalarının QRS'in içerisine girmesiyle görülen dalgalar. Dediğim gibi P dalgaları, yani atriyumlar retrograd uyarıldığı için bu reentry mekanizması nedeniyle atriyumlar geriye doğru uyarıldığı için P dalgaları QRS'in içinde kaybolmuş olabilir. Bu şekilde bulgu verebilir. Dolayısıyla bunları görebiliriz. Peki başka ne var? Aksa bakalım. D1'de negatif. AVF'ye bakalım. Pozitif. D1'de negatif, AVF'de pozitifse sağ aks oluyordu. Sağ aks sapması var. Bu yeter yerde. Dediğim gibi bir de taşikardi vardı. Bu taşikardi nasıldı? Supraventriküler taşikardi ne demiştik çünkü? QRS'ler dar, ventrikülün üzerinde bir odaktan kaynaklanıyor. Ayrıca bu pseudo ağır dalgalarında bir SBT bulgusu. ST depresyonlara da SBT bulgusu olduğu için buna biz SBT diyoruz. Kısaca bu AVRT olabilir, AVNRT olabilir. O ayrıntılara girmeyeceğim. Bununla ilgili videolar var zaten kanalda. İsterseniz bakabilirsiniz onlara da. Mekanizmalarını daha detaylı öğrenmek için. Ama sağ aks sapması ve SBT var bu EKG'de. Üçüncü EKG'ye geçelim. Bu son olsun bu seferlik. Daha sonra devam ederiz. 7 tane EKG planlamıştım ama onları daha sonra tekrar bakarız. Eğer tabi isterseniz, hani devamını isterseniz. Şimdi ritim açısından bakalım. D2 ritmi bize en iyi gösteren derivasyondu. R dalgaları gördüğünüz gibi ar aralıkları eşit. Kalp hızı ne kadar olabilir? 5, 10, 15, 17. Kalp hızı normal. 17 küçük kare var. Hani 21'e desek 75, 75'in biraz altı. 65, 70 civarı sanırım bir kalp hızı var. Burada. Dolayısıyla taşikardi ya da bradikardi yok. QRS morfolojisine bakıyoruz. Dar. Bakın dar QRS bunlar. Biraz bulanık da büyüttüğüm için ama EKG'nin kendisi de öyle biraz bulanık. Ya bunlar dar QRS. Peki QRS'ler dar olduğuna göre ILT ventriküllerin üzerinde bir odaktan çıkıp AV noda gelip normal yollarla ventriküllere geçmiş. P dalgaları var mı? Var bakın. P dalgaları bu üstüne çizdiğim dalgalar. Morfolojileri de normal gayet. Her P'den sonra QRS gelmiş mi? Evet gelmiş. O zaman burada biz bir normal sinüs ritmi olduğunu söyleyebiliriz. Daha doğrusu bunun bir sinüs ritmi olduğunu söyleyebiliriz. Normal mi değil mi ona geleceğiz. Sinüs ritmi var bu EKG'de. Peki başka neye bakacağız şimdi? Evet sinüs ritmi demiştik. P dalga, her P'den sonra QRS geliyordu. Şimdi bunlar P dalgalarıydı. Pardon bu T tabii ki. P. PR aralığına bakalım. PR aralığının normali neydi? 3-5 küçük kare demiştik. İşte 120-200 saniye, 0-2-0-20 saniye demiştik. Burada 5-6-7-7-8 civarı, 7-8 küçük kare. Bunda da aynı 7-8 küçük kare. Hepsinde aynı. Bu durumda ne diyebiliriz? PR uzamış. Ama her P'den sonra da QRS gelmiş. Her P'yi QRS takip etmiş. Bu bizi neye götürür? Birinci derece AV blok. Bu aslında birinci derece AV blok var. Şimdi geniş QRS olmadığı için
Özellikle V1, V2, V5 ve V6'ya bakalım. Diğerlerine de bakalım. Geniş QRS olmadığı için bir W var diyemiyoruz. Veya ventriküler erken vuru veya bir ventriküler ritim veya aberran leti var diyemiyoruz. İşte dar QRS'de bir sinüs ritmimiz var ama peri aralığı uzamış yalnızca. O zaman bu birinci derece AV blok. Peki STT değişikliği var mı? ST elevasyon depresyonu bakıyoruz. 1, D2, D3, AVR, AVL ve AVF. Bunlar da bakın T negatifliği yok hiçbirinde. Bifazik T'ler yok. AVR de negatif T normal demiştik. V1'de bakıyoruz. Bir işte ST elevasyonu yok. Depresyonu yok. V1'de de T negatifliği olabiliyor normal olarak. Burada da bakın J noktası benim erken repolarizasyon lehine. Ama bir ST elevasyonu var diyemeyiz. Akut koroner sendrom açısından tabii ki diyemeyiz. Yani J noktası. Bakın. Dolayısıyla bir STT değişikliği de yok. Akut koroner sendrom açısından bir bulgumuz yok. En azından EKG'de tabii klinik bulgular olabilir veya takip gerektirebilir. Saatlik EKG takibi vesaire gerekebilir. Onlar ayrı konular. STT değişikliği yok ama bu EKG'de. Dolayısıyla sadece bu hastanın tanısı birinci derece AV blok. Aksa da bakalım D1'de pozitif gördüğünüz gibi QRS. AVF'de orada da pozitif. Dolayısıyla her ikisi de pozitif olduğuna göre normal aks diyebiliriz. Bunlar ilk 3 EKG'mizdi. Normal EKG olduğu için birazcık uzun, daha uzun oldu bu video. Başka örneklerimiz de var. Bunlara devam ederiz. Daha sonra eğer daha da devamını isterseniz farklı EKG örnekleri üzerinden de konuşabiliriz. Onların da videosunu çekeriz. Eğer bu serinin devamını isterseniz, fayda gördüğünüzü düşünüyorsanız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar arkadaşlar.